Sabiha Gökçen 1913 yılında Bursa'da doğdu. Babası ve annesinin ölümünün ardından 1925 yılında Bursa'yı ziyaret eden Atatürk tarafından evlatlık edindi. Sabiha Gökçen'e Gökçen soyadı, henüz havacılıkla ilgisinin olmadığı 1934 yılında soyadı kanununun çıkmasıyla Atatürk tarafından verildi. Çankaya İlkokulu ve İstanbul Üsküdar Kız Koleji'nde eğitim gören Sabiha Gökçen, 1935'te Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi. Gökçen, 7 erkek öğrenciyle birlikte Kırım Rusya'ya gönderildi ve orada yüksek planörcülük eğitimini tamamladı. 1936'da Eskişehir Askeri Hava Okulu'na girdi ve burada aldığı özel eğitimler sonrasında askeri pilot oldu. Eskişehir'de 1. Tayyare Alayı'nda bir süre staj yaptı, avcı ve bombardıman uçakları ile uçtu. 1937 yılında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bir törende kendisine Türk Hava Kurumu Murassa Madalyası verildi. 30 Ağustos 1937'de asgari uçuş burvesi aldı. Gökçen, 1938'de Balkan devletlerinin davetlisi olarak uçağıyla Balkan turu yaptı. Türkiye'ye dönüşünün ardından Türk Hava Kurumu'nu Türk Kuşu'na baş öğretmen tayin edildi ve 1955'e kadar bu görevini başarıyla sürdürdü. 1953 ve 1959'da davet üzerine Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Sabiha Gökçen, Türk toplumu ve Türk kadınını tanıttı. 1996'da havacılık kariyerinin en büyük ödülünü aldı. Amerikan Hava Kurmayı Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar toplantısında onur konuğu olarak katıldığı Marvel Hava Üssü'ndeki törende dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri seçildi. Gökçen, bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı oldu. Son uçuşunu 1996'da 83 yaşındayken Fransız pilot Daniel Eaton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla yaptı.